Fener ağlama. Finish Fener. Bye bye. Fener ağlama. Fener ağlama. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Yine geldim karşınıza. Tabii ki ister istemez derbi maça yönelik bir sohbet yapacağız arkadaşlar. İki tane konu başlığım var. Bakın iki tane konu başlığım var. Bir, Galatasaray pazar günü Fenerbahçe derbisine çıktığı zaman göreceksiniz ki en rahat, en kolay maçlarından birini oynayacak. Peki, günlerdir tartışılan bir konu vardı. Efendim maçın hakemi kim olacak da estekti de köstekti de. Peki hakem kim? Biliyorsunuz tahmin edildiği gibi, beklenildiği gibi Halil Umut Meler de hakem oldu arkadaşlar. Şimdi hakemleri biraz sonra size anlatacağım ama isterseniz gelin hani bir tabelaya bakalım yapıyoruz ya. Gelin bir tabelaya bakalım. Tabelaya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? İşte 16. hafta maçları oynanmış. 16. hafta yani daha doğrusu 17-18 gidiyor da Galatasaray'ın oynadığı, Fenerbahçe'nin oynadığı maç sayıları eşit. 16-16. Normalde 17. Şimdi 18 oynanacak. Galatasaray 16 maçta topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yani şöyle söyleyelim. Aylardır yıkama yağlama yapıyorlardı. Her türlü aklınıza gelebilecek her türlü övgünün yapıldığı Fenerbahçe ve Jesus ve buna karşılık da sürekli doğranan, sürekli her maç öncesi ömür biçilen Okan Buruk arkadaşlar. Nerede şimdi tabloya baktığınız zaman Jesus ömür biçilen, gitti, kovuldu denilen aslan kaplan, büyük hoca, yaratıcı hoca, şöyle hoca, böyle hoca dedikleri Jesus'un üstünde. Ama hala Jesus'a övgüler, yalamalar, yıkamalar devam ediyor. Arkadaşlar Galatasaray'ın altındaki takımlara bir bakıyoruz. Galatasaray Başakşehir'e yenildi mi? Yok. Berabere kaldı mı? Yok. Ne yaptı? 7 tane vurdu değil mi? 7 tane vurdu. Devam edelim. Adana Demirspor'la oynadı Galatasaray. Ne yaptı arkadaşlar? Adana'daki maç berabere bitti. Bir alta iniyoruz. Trabzonspor'la Galatasaray oynadı mı? Oynadı. Nerede oynadı? Trabzon'da oynadı. Maç berabere bitti. Peki niye berabere bittiğini hatırlıyor musunuz? Kabak gibi penaltıyı Ali Palabıyık denen hakem vermedi arkadaşlar. Verse Galatasaray galip geliyordu. Demek ki Galatasaray oradan da onların ifadesiyle hani kaybetmeden çıkmış. Altta ne var arkadaşlar? Beşiktaş var. Beşiktaş'a da biliyorsunuz çimleri yoldurdu. Peki altta kimler var? Devam edeceğiz şimdi. Burada dur. Altta kim var arkadaşlar Beşiktaş'ın altında? Ha Beşiktaş Ali Sami'ye geldi. Çimleri yoldu. 8 olmaktan kurtuldu. 2-1 ile aman dediler Galatasaray'dan 8 yemedik dediler. Göbek attılar. Altta kim var? Konya. Lider geldi. En güçlü döneminde geldi. Galatasaray yine yendi. Onun altında kim var? Kayseri Spor var arkadaşlar. Tırış takımlarından biri. İşte genelde tırış dedim yani bu güçlülük bakımından, kadro zenginliği bakımından söylüyorum. Peki Galatasaray'ı bunlar yendiler. Bakın zorluk derecesi yüksek, ta yukarıdan başladık. Ama Galatasaray kime yenildi? Kayserispor'a yenildi. Peki niye yenildi biliyor musunuz? Arda Kardeşler denen bir tetikçinin yönettiği bir maçta Galatasaray doğrandı, imha edildi. Daha 38. saniyede penaltısı verilmedi arkadaşlar. Peki onun altında kim var? Alanya Spor var. Daha fazla aşağı gitmeyeceğim. Alanya Spor var. Alanya Spor'la Galatasaray nasıl 2-2 berabere kaldı? Anlatmama gerek yok. Yine karşımıza kim çıkıyor? Ali Palabıyık denen tetikçi çıkıyor. Tetikçi çıkıyor. Beni daha fazla konuşturmayın. Konuşursam ağır konuşacağım. Ve
O tetikçi Galatasaray'ı sahada 9 kişi bırakıyor. Verdiği kararlarla doğuruyor. Galatasaray'ın golünü vermiyor, penaltısını vermiyor, hiçbir şeyini vermiyor. Sonuçta maç 2-2 berabere bitiyor. Daha büyük hasarlar verecekti, o kadarını verdim. Ve Fatih Karagümrük'ü geç, Galatasaray'ın bir mağlubiyeti de kimi arkadaşlar? Şurada gördüğünüz Giresunspor'a. Giresunspor'a yenilmiş. Şimdi gel yukarı doğru puan cetvelini kafadan bir daha görelim. Galatasaray'ın arkadaşlar 11 galibiyeti, 3 beraberliği, 2 yenilgisi var. Yenilgisinin biri Kayseri, biri Giresun. Ligin altında. Muhtemelen ikisi de küme düşecek. Kayseri çok kötü gidiyor zaten. Ve bunlar tamamen hakem marifetiyle oldu. Galatasaray'ın Giresunspor maçında verilmeyen en az 3 penaltısının olduğunu söylememe gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Sağır Sultan bile duydu. Ha, bu arada Galatasaray böyle doğranırken Fenerbahçe övgüler yağdırılan Jesus da hep korundu, kollandı ve maçlar kazanarak bir ara lider oldular. Ama mekanın gerçek sahibi Galatasaray geldi. Oturdu. Onlar derbi maça Galatasaray'ın en az 10 puan önünde çıkacaklarını hesap ederken Galatasaray Kadıköy'e derbi maça lider olarak gidiyor. 1 puan farkla lider olarak gidiyor. Alayına kapak olsun bu durum. Bunu bir kere daha söyleyelim. Arkadaşlar ben niye böyle bir ayrıntılı giriş yaptım? Onu şundan dolayı yaptım. Göreceksiniz Galatasaray dedim başta Kadıköy'de derbi maçta en kolay maçını oynayacak. En kolay. Ya zorluk derecesi maçlara baktığınız zaman işte Başakşehir, Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş gelin aşağıya doğru. Hepsini zaten ne yapmış? Gagalamış. Ama çoğunu gagalarken de gagalamaması için hakemler engel olmuşlar. Ve engel olan hakemlere bakın. Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Arda kardeşler. VAR'da kim var arkadaşlar? Hasan Ceylan'ın oğlu, Galatasaray düşmanı, eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan, 6 saniyeci Alper Ulusoy. İşte burada geldi, bak geldi karşımıza. Biri bu. Bu Hakan Ceylan denen adam. Biri de bu abi. Şey, Alper Ulusoy. Bunları zaten söylememe gerek yok. Bu Yaşar Kemal Uğurlu. Abdülkerim'i yoktan yere oyundan atmıştı, hatırladınız değil mi? Bu Ali Palabıyık, meşhur Palali. Palali, ey yavrum ey. Bu da Arda kardeşler Galatasaray'ı Kasımpaşa maçında doğradı. Yani kim bunların elebaşısı? Elebaşısı bu Murat Ilgaz denen adam. Ne diyor Ali Koç? Ali Palabıyık diyor, ne yaptı Alanya maçında diyor. Eğer Ali Koç, Megafon Ali, Pala Ali'yi savunuyorsa bilin ki arkadaşlar bu işin içinde bir bit yeniği, bir su kaçıklığı vardır, kibarca söyleyelim. Ondan sonra kimi savunuyor? Diyor ki Murat Ulgaz, hasta Fenerli, istediği gibi görüntüler onun elinden geçiyor, gösteriyorlar, göstermiyorlar, hakemler, VAR'da görevli, Fenerli, amigo. İstediği gibi iş çeviriyor, dolap çeviriyorlar. Ali Koç bunu savunuyor. Bu Ali Palabıyık'ı savunuyor. Bunlara diyor kimse dokunamaz diyor. Bir zamanlar Galatasaray'ı doğrayan o Hüseyin Göçekler, Halis Özkahyalar, onları da savunurdu bu Ali Koç. Ve onlar hakkında bildiriler yayınladılar. Hakemdir, hata yapar dediler. Ama o Hüseyin Göçek var ya, hala bunlara borcunu ödüyor. Hala, hatırlayın. Hüseyin Göçek marifetiyle Sivas'ı nasıl yenmişlerdi? Sonra kellesini aldıkları şey var ya, Özgüç Türkalp. Galatasaray-Sivas maçını bahane ettiler. Halbuki 2005 yılından beri o Özgüç Türkalp denen adam Fenerbahçe'yi korumuş, kollamış. Anelka ile gol atmış, vermiş. Ne bileyim, İstanbulspor maçında Jesus kenarda yatan oyuncuyu tekmelemiş, görmemiş. Sivas maçında 13. haftada Sivas'ın penaltısını vermemiş. Özgüç Efendi VAR'a çağırmamış Hüso Efendi'yi, kör Hüso'yu. Ceza sahasında aynı maçta olan hareketi içeri ceza sahası içine taşımışlar. Penaltı vermişler. Kör Hüso penaltıyı veriyor. Ama kör Hüso'yu VAR'a çağırmayan kör Özgüç var. Ama ne oldu? O Özgüç'ün kellesini de aldılar yine. Bunlar böyle abi. Bir de bunları televizyonda savunan dalga dümenci çakallar var. Zortoğulları, kortoğulları, çakar çakmazlar, gezer gezmezler var abi. Bunlar da zaten Türk hakemliğinin içine ettiler. Yazıklar olsun alayına. Şimdi bunları da geçtik mi? Peki biz
gelelim bu hatırlatmalardan sonra şu bu hafta yani 18. hafta oynanacak olan maçların hakemlerine gelelim. Getir bakalım Emrah, şu aç büyüt, benim gözlerim yeteri kadar görmüyor. Başlayalım arkadaşlar. Kimmiş? Hatayspor Antalyaspor maçının hakemi Yasin Kol. Bu 18. hafta mı? Gelelim. Ha, Beşiktaş tava. Evet, 18. hafta. Büyüttük, büyüttük. Tamam. Yasin Kol. Beşiktaş Kasımpaşa. Geçen haftayı bay geçirdi Beşiktaş. Zor bay küçük efendi maçın hakemi. Devam. Devam. Karagümrük Konyaspor, Kadir Sağlam Giresun maçında Galatasaray'ı doğramıştı. Geçen hafta da hatırlayın Fener'in Antalya'da kazanmasını sağlamıştı. 40 metreden 30 metreden Antalya'nın kabak gibi attığı golü vermemişti bu Kadir emmim. Devam bakalım aşağıdaki mıra. Kayseri, Ankara Gücü Kayseri maçı. Ümit Öztürk. Aşağıda kim var? Arkadaşlar Giresun Spor, Ümraniye Spor. Kim? Sarper Barış Saka. Gel bakalım. Derbiyi sona bırakalım. Adana Demirspor Başakşehir deplasmanında Arda kardeşler. Diğeri kim? İstanbulspor Gaziantep, Burak Şeker ve kimmiş? Alanyaspor, Trabzonspor, Mustafa Kürşat Filiz. Gel de Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemine büyütelim. Halil Umut Meler. Arkadaşlar şimdi bu tabii orta hakem kadar yardımcılar da önemli. Hatırlarsanız Trabzon maçı bu Halil Umut Meler Trabzon'da oynanan 2 hafta önce daha doğrusu 25 Aralık'ta oynanan o uzun Dünya Kupası'nın ardından Trabzon'da oynanan Trabzon Fenerbahçe maçını yönetmişti Halil Umut Meler ve de başarılı yönetmişti. Ve şunu demiştik ya Trabzon'un da arkası sağlam. Tamam bu adam Fenerbahçe'yi korur kollar Galatasaray'ı her maçta doğrar ama doğrayamaz dedik. Trabzon'un arkası sağlam. Trabzon'a kıllık yapamaz dedik. Nitekim Fenerli oyuncu hiç gözünün yaşına bakmadan hak etti kırmızı kartı. Eskiden hak ettiği halde göstermiyorlardı. Hak etti. Kabak gibi kırmızı kartı yedi. O Crespo muydu neydi? Oyundan atmıştı. Halil Umut Meler orada güzel bir maç yönetti. Ve bunun yardımcılarından biri Serkan Çimen diye bir adamdı. Fenerbahçeliler yaygara kopardılar. Ya dediler bu yardımcı işte Adana'da Adana Demirspor Trabzon maçında Adana Demirspor'un golünü vermedi. Trabzon'u korudu. Şöyle dediler böyle dediler itiraz ettiler. Bak baktım yardımcı olarak onu vermemişler. Aman aman ne olur ne olmaz demişler. Fenerbahçe itiraz etmesin. Serkan Çimen'i vermemişler. Mustafa Emre Eysoy'u vermişler. Öbürü de kimmiş? Süleyman Özay. Dördüncü de Abdülkadir Bitigen. Bunların tabii geçmişlerini söylemeye gerek yok. Alayı bunların dalga dümenci, tetikçi ama şimdi arkadaşlar size bir cümle kuracağım. Dedim ya Galatasaray bak göreceksiniz derbide en rahat maçlarından birini oynayacak ve istediği sonucu alıp dönecek. Hani hakem şunu yapar bunu yapar şöyle der böyle der aman Fener'i üzmeyelim der de Galatasaray'ın galibiyetine engel olur mu? Olur ama artık eskisi gibi galibiyetine engel olamazlar. Yani şunu demek istiyorum. Halil Umut Meler'in arkadaşlar cümleye dikkat edin. Halil Umut Meler'in tıpası bu defa Galatasaray'ı doğramaya yetmez. Bakın rahmetli ne demiş? Efendinin tıpası yemedi. Gördünüz değil mi? Aynen öyle diyor. Tıpası yetmez diyor. Efendinin tıpası diyor, yetmez diyor. Tıpası yetmez abi. Halil Umut Meler'in tıpası Galatasaray'ı doğramaya bu defa yetmez. Yetmez. Hadi yiyorsa tıpan Halil Umut Meler doğra bakayım Galatasaray'ı. Bak ne diyor? Efendinin tıpası yetmez diyor. Yemedi diyor. Efendinin tıpası yemedi. Efendinin tıpası yemedi. Yemez. Halil Umut Meler. Tıpan yemez. Bu defa sakın ha sakın şaşırıp da Galatasaray doğrayım morayım deme. Bunun altından kalkamazsın. Kelle gider ayvayı yersin. Seni Megafon Ali de kurtaramaz. Evet göster kim peki bu? Halil Umut Meler. Halil Umut Meler gel. Bak işte bu Galatasaray tabii bu. Ha işte Halil Umut Meler dediğimiz baba yiğit bu arkadaşlar.
Baba Yiğit ne de hakem. Ama Galatasaray'ı doğradığı maçlara gidersek Ankara'da bir Ankara Gücü maçı var. Ha bu arada Ankara Gücü maçı dediğim. Yanılmıyorsam oydu. Ankara'da bunlar Arda'nın işte şurasından sekip eline gelen topa penaltı verdiler. Bu 53. dakikada Ankara'da Mustafa Muhammed'i oyundan attı. Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı falan filan. Hani diyorlar ya Ankara Gücü maçında efendim. Galatasaray Ankara Gücü maçında Galatasaray'dan Ankara Gücü'ne kiralık giden Emre Kılıç bir gol kaçırdı. Maçın 70. dakikasında falan kafayı vurdu. Top köşeye doğru gidiyordu. Oradan dışarı çıktı. Vay efendim dedi. Yalakalar, yağcılar, herkesi kendileri gibi bilen dümenciler abi şunu dediler. Emre Kılıç bu golü mahsus kaçırdı. Ulan böyle olsa 7. dakikada Emre Kılıç'ın asistiyle Galatasaray'ın bir diğer kiralık oyuncusu, Ankara Gücü'nde diğer kiralık oyuncusu Taylan o gol atmadı mı? Emre Kılıç asist yaptı, Taylan golü attı, Galatasaray 1-0 mağlup duruma düştü. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra bu Baba Yiğit, bu Baba Yiğit'in başka fotoğrafları da var, onları da verelim. Bu Baba Yiğit, Halil Umut Meler arkadaşlar, Halil Umut Meler'in o yönettiği Ankara Gücü Galatasaray maçında, Galatasaray'ın ipinin çektiği maçta bu Halil Umut Meler, hatırladınız. O maçta Emre Kılıç Galatasaray'da oynuyordu. Ve Emre Kılıç bir gol kaçırdı. Hem de ne gol kaçırma. Boş kale arkadaşlar, yanılmıyorsam soldan bir gitti. Onu geçti, bunu geçti. Kale bomboş. Kale bomboş, topu vurdu, yandan dışarı attı. Hani bu Galatasaray'ın maçını kafayı vurdu, yandan dışarı giden top mop değil arkadaşlar. Demek ki o Emre Kılıç Ankara Gücü maçında Galatasaray formasıyla kaçırdığı golü bu defa Ankara Gücü formasıyla kaçırsaydı herhalde çocuğu linç ederlerdi. Öyle böyle değil. Ama Emre Kılıç yine linç olmaktan kurtulamadı. Çünkü dönemin Galatasaray teknik direktörü Emre Kılıç'a sen o golü kaçırdın diye bir daha forma vermedi. Ama şöyle de bir hatırlatma yapalım. Yine dönemin Galatasaray teknik direktörü Emre Kılıç Trabzon'da 2 gol attı Galatasaray formasıyla. Ondan sonra da forma yüzü göremedi. Orada da herhalde niye 2 gol attın diye forma yüzü göremedi. Böyle çelişkiler var. Neyse arkadaşlar, bu Baba Yiğit, Halil Umut Meler dediğim gibi tıpa yemez. Tıpa yetmez. Galatasaray'ı doğramaya tıpa yetmez. Dediğim gibi adam bak ne diyor rahmetli, tıpa yemez diyor. Efendinin tıpası yemedi. Yetmedi diyor, tıpa yetmedi. Varsa tıpa yiyorsa hadi bakalım yap görelim. Dedikten sonra arkadaşlar şimdi Galatasaray'ın o gol sevinçleri vardı ya da maçlardan sonra yaşadığı sevinçler var. Bak işte burada şimdi niye buraya geldim arkadaşlar? Buradan biraz da kadro hakkında size bilgi vereceğim. Evet, Galatasaray diyorum derbide zorluk derecesi yüksek maçlarda iyi oynayan Galatasaray. Göreceksiniz Fenerbahçe maçında da gayet başarılı oynayacak. Fenerbahçe'nin defansı onu bunu. Eğer dalga dümen olmazsa Galatasaray'ı durduramazlar. Onlar tek at üzerinde oynuyorlar. Jesus falan hikaye hepsi. Galatasaray var ya Fenerbahçe'yi gol manyağı yapar. Gol manyağı. Kiminle yapar? Icardi ile yapar. Raşissa ile yapar. Oliveira ile yapar. Bunların hepsi oynuyor mu arkadaşlarım? Oynuyor. Galatasaray'ın kadrosu peki nasıl olacak diye söyleniyor. Dursun şöyle. Şimdi kadronun arkadaşlar şöyle olması bekleniyor. Tabi burada baktığımız zaman evet kim var işte bu eyvah. Burada arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Şu kadroya baktığımız zaman evet kalede Muslera olacak. Sağ tarafta Boey olacak. Sol tarafta istesek de istemesek de Arnold'un oynaması bekleniyordu ama büyük bir ihtimalle orada Dubois görev yapacak. Öyle düşünüyoruz sol tarafta. Yani Emre Taşdemir'in yerine burada Dubois görev yapacak. Ortada tabii Nelson'la Abdülkerim'in oynayacağını düşünüyoruz. Bu ikilinin oynayacağını düşünüyoruz. Peki sıkıntı nerede? Orta sahada ön libero'da Torreira ülkesine gitti malum nedenden dolayı. Dönecekmiş. Döner. Döndüğü zaman ilk 11'de olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama orada büyük bir ihtimalle Oliveira ile Berkan'ın oynaması bekleniyor arkadaşlar. Berkan'ın oynaması bekleniyor. Peki Raşitsa oynayacak mı oynayacak? Kerem oynayacak mı? Oynayacak. Raşitsa ve Kerem'in oynaması bekleniyor bu ikilinin. Şimdi asıl mesele
Mertens tabii zaten kafadan oynayacak. Onu da söylüyoruz. Ortada şöyle şekilleniyor. Rashica, Mertens, Kerem. Peki ileride Icardi, Gomis var. Bunlardan hangisi oynayacak? Bir rivayete göre Gomis oynayacak. Bir rivayete göre Icardi oynayacak. Bazıları da diyor ki Icardi tam hazır değil, tek devre oynayacak diyorlar. Ve şöyle bir yorum yapılıyor. Okan Buruk ne Icardi ile ne Gomis ile başlayacak, Barış Alper ile başlayacak. Yani böyle bir durum var. Galatasaray'ın kadrosunun son durumu da budur arkadaşlar. Tablo budur. Bizim bir şeyimiz vardı. Galatasaray son 6 maçını kazanmış. Benim elle yazdığım. Gelelim buraya. Bunu büyütebildiğimiz kadar da büyüttük. Rahat okunsun. Galatasaray Alanya ile Ali Palabıyık marifetiyle doğrandıktan sonra maç 2-2 berabere bittikten sonra Galatasaray bir seri yakaladı. Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi. Peşinden biliyorsunuz Ali Sami Yen'de Beşiktaş 8 olacak maç 2-1 bitti. Sonra Galatasaray deplasmana Başakşehir'e gitti. Onu 7-0 kazandı arkadaşlar. Orada da bir galibiyet geldi. Sonra biliyorsunuz uzun aranın ardından Galatasaray İstanbulspor'la 2-1, sonra Sivas deplasmanı malum, o da 2-1 ve nihayet Ankara Gücü karşılaşması Ali Sami Yen'de, o da 2-1. Yani gördüğünüz üzere 6 maç 17 gol, 4 gol yemişler ve de 18 puan toplanmış. Şimdi 7. maç Fenerbahçe deplasmanı. Oradan da 3 puan inşallah, 21 puanla Galatasaray yoluna devam edecek. Toparlayalım, noktayı koyalım. Diyorum ya, Galatasaray Kadıköy'de suyun karşı tarafında Fenerbahçe ile oynayacağı maçı bana göre çok rahat oynayacak. Her türlü dalga dümene, puştuğa ben yine bir açık kapı bırakıyorum. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü birileri bunları öyle ya da böyle tezgahlayacaklar ama sonuç itibariyle arkadaşlar şöyle bir dönelim. Bizim bir aslanımız var. Aslan ne diyor bakalım? Emrah, göster aslanı, yaklaştır ya. Baba bütün haşmetiyle, bütün görkemiyle bana bakıyor. Abi merak etme diyor. Bu sene moruz dedikten sonra bu sene moruz demişti Kopil, değil mi arkadaşlar? Ötesini siz söylersiniz zaten. Aslan hakikaten o da galibiyet bekliyor. Biz de galibiyet bekliyoruz. Dalga dümen olmazsa baba yiğit Halil Umut Meler emmim eğer bir puştuk yapmazsa, Trabzon'da yönettiği gibi düzgün, doğru bir maç yönetirse arkadaşlar Galatasaray oradan çok rahatlıkla, farklı bir galibiyetle, tarihi bir skorla, rakibini gol manyağı yaparak galip gelir ve liderliğini sürdürür. Ben şahsen böyle düşünüyorum ama başkaları ne düşünürse düşünsünler. Ama dalga dümenin de olma ihtimalini, puştuğun olma ihtimalini de göz ardı etmiyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderirken değerli kardeşlerimiz, hani vardı ya ağlama diyorlardı ya bizimkiler. Gidenler, eski dostlar, Fegoli, Snyder, Belhanda ve Lemina, bunlar ne diyorlardı? Finir ağlama diyorlardı. Finir yine ağlayacak arkadaşlar. Ağlamaya devam etsinler. Zaten ağladılar, yaygara kopardılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Ne diyelim? Ağladılar, ağladılar. En sonunda da karaları bağladılar diyeceğiz derbi maçtan sonra. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. İnşallah arkadaşlar maçtan sonra Galatasaray'ın derbi galibiyetini, güzellikleri anlatıyor oluruz. Hepinize sevgiler, selamlar. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız. Fener ağlama. Finish Fener. Bye bye. Fener ağlama. Fener ağlama.